Evet, röportaj yapmaya çalıştım. İnşallah beğenirsiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? İsmim Faruk Özçakır. Sivas doğumluyum. Bir kamu kuruluşundan emekliyim. Peki Faruk Bey, hacca gitmeye nasıl karar verdiniz? Hac İslam'ın şartlarından ve Allah'ın emri olduğundan dolayı maddi imkanlarımda el verdiğinden kararımı verdim. Hacca kaç yaşında gittiniz? Hacca 50 yaşında gittim. Hacca erken gitmek gerekir, daha iyi olur. Tavaf falan yaparken, yapılırken zorluk olmaz. Peki Faruk Bey, hacca gideceğiniz kesinleşince ne tür hazırlıklar yaptınız? Hacca gitmem kesinleştiği zaman Diyanet'in vermiş olduğu elbiseleri diktirdim. Kendim de orada daha iyi, daha güzel günler tavaf yapabilmek için yemekliye hazırladım. Yemekliye hazırladığımdan dolayı da hiçbir şeye gerek görmedim. Orada çünkü yemekliye hazırladığım için her bir şey vardı. Ne zaman gittiniz ve orada kaç gün kaldınız? 2006 yılında gittim, orada 45 gün kaldım. Peki Faruk Bey, orada kaldığınız sürede neler yaptınız? Bizim buradan hacca gittim, ilk defa Medine'ye gittik. Medine'de 8 gün kaldık. Orada 40 vakit namazımızı kıldık. Mescid-i Nebevi'de. Oradan 8 günün sonunda Mekke'ye geçtik. Mekke'de tavaf yaptık. Ümremizi yaptık. Kabe'yi seyirci yaptık. Namazlarımızı kıldık. O ibadet yaptık. Peki hacda unutmadığınız bir anınız oldu mu? Oldu. En güzel anım, Kabe'de tavaf yaparken insanlar diğer Afrika ülkelerinden gelen hacı adaylarının tavafları bittiği an tam tavaf yapılan alanın ortasından çıkmaya çalışırken ben onlara yol verdiğim zaman bana ne kadar memnun kaldıklarını izah edemem. En büyük anım da budur. Peki Faruk Bey, orada farklı ülkelerden gelen Müslümanlarla tanıştınız mı? Tanıştım. Nasıl tanıştınız? Kabe'de otururken bir Bengal'deşti ve Sudanlı iki hacı adayımız geldi. Ben kendim Türk'üm dedim. Türk olduğumu en kol hareketleriyle anlatamadım. Onlara İstanbul deyince Türk iş dediler. İstanbul'dan Türkiye'yi ancak o şekilde çözdük yani. Demek ki Mısır'la bizim bayraklarımız benzediği için belki orada... Evet, oradan karıştırdılar. Evet. Onlar Mısır dedi, onun şey yaptılar, kapattım. Peki Faruk Bey, döndüğünüzde neler hissettiniz? Hacdan döndüğümde, hacda ibadetini güzel bir şekilde yaparak yurda döndüm. Ben çok mutlu oldum. Cenab-ı Allah oraya gitmeye herkese nasip etsin. Oranın özlemi hiçbir zaman bitmez. Amin. İnşallah herkese nasip etsin hacca gitmeyi Allah. Peki Faruk Bey, hacdan döndükten sonra davranışlarınızda ne gibi değişiklikler oldu? Davranışlarımda en büyük değişiklik insanlara daha samimi, daha candan, insanları yaptığı işlere hoşgörüyle karşılayan biri oldum. Faruk Bey, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var, evet. İnsanların hacca genç yaşta gitmelerini istiyorum. İhtiyar yaşta gidip de otel odalarına mahkum olmamalarını istiyorum. Hac güzel bir ibadet. Hep elinde imkan olanın oraya gitmesini, görmesini cani gönülden diliyorum. Cenab-ı Allah herkese hacı genç yaşta nasip etsin. Amin. Diyeceğim bu benim. Cenab-ı Allah herkese oraya gidip gelmeyi nasip etsin. Amin. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sizlere iyi günler dilerim. Ben elimden geleni yapmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için size ayrıca teşekkür ederim.